Gafar yakınca <laughs> ben hemen Avrupa işine döneyim. Önce ben de federasyonla ilgili bir Bakın savunmayı federasyon hemen verebilirdi. Tabii. Bir 8 saat bir süre var ama o bir genel kabul. UEFA ondan önce karar verebilir. E niye bekledi? Niye bekliyorsunuz? Ayakta uyuyorsunuz. Gerekin. Açık söylüyorum ayakta uyuyorsunuz. Çok başarısız bir federasyon ben açık söylüyorum. Ve Türkiye Futbol Federasyonu bu şekilde yönetilmeye devam ederse futbol Türkiye açısından bir sorun başlığı olacak. E oldu. Riyad konusu o bir sorun başlığı oldu. Ya, çok yani sadece Bana keşke keşke aldı. sadece çok gereksiz. Yani keşke sadece iktidara aldı. yönelik bir şey olsa. Yani bir zarar sadece iktidara zarar vermiyor ki. Evet. Kulüplere zarar veriyor, Türkiye'nin tamamına zarar veriyor. Kimse bunu bunu tasvip edemez. Onun için e, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın da kurumsal olarak federasyonun arkasında durduğunu düşünüyorum. Benim evet. yorumum da o yönde. Doğru. Yani şahsa yönelik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben. Anladım. Tabii ki yani devletin en başındaki kişi olarak. Ne zaman seçim? Yaklaşıyor seçim. 18 Temmuz. Seçim yaklaşıyor. Çok yakın. Mevcut başkan. Yani. Mevcut başkan. Şeyden başka. hemen sonra zaten kurgu o. Burada başarılı olursa Türk milli takımı... <laughs> Mevcut başkan devam ediyor. Ama mevcut, çok başarılı. Mevcut o, başkan aday o, oluyor. Bir de şey yapıyor yani. Yo, Şimdi, öyle bir algı yok. Milletimizde öyle, yani öyle, yani? öyle bir algı yok. millette var mısın yani? Şimdi Hatta vatandaşta öyle bir algı yok. Mücahit Bey yani mesela yenildik ama Hollanda karşısında. Yok. Milli takımı haricinde TFF ile alakalı evet, vatandaşımızda böyle çok başarılı bir federasyon yani vatandaşı var. Vatandaşın çoğu TFF ile ilgilenmiyor. Yok ben de çok i̇lgilenmiyor. ilgilenmiyorum. İlgilenmiyor. i̇lgilenmiyorum. Valla ben, i̇lgilenmiyorum ben vatandaş olarak hiç ilgilenmiyorum. federasyonla. Ayrıca yeni şeyler var. Samsun spor, spor eski başkanı aday mesela. Kahir ekseriyeti futbola düşkündür. Herkes bir takım tutar. Kimden ben aday... hiçbir takım taraftarının memnun olduğunu spor görmedim şimdiye kadar. Güçsel Yıldırım. Evet aday. aday. Güçsel Yıldırım çok eski arkadaşım. Ya bak aday. ben olsam ne yapardım? Riyad Sevindim. meselesinde, <laughs> Sevilay Hanım, Riyat meselesinde ben hiç o baylok baylok mevzularına girmeyeceğim. Bak o başka bir tartışma konusu. Ben şunu söylüyorum. Riyad mevzuunda böyle elime yüzüme ulaştırdıktan sonra meseleyi tamam. Ben istifa ederdim kardeşim. Bu kadar basit ya. Yani şey değil. Tabii, hani tabii. oradan inanılmaz gereksiz bir Atatürk ne olduğunu biliyoruz değil mi o şeylerden sonra. İnanılmaz gereksiz bir Atatürk tartışması çıktı. Yani hiç Atatürk'le mevzunun uzaktan yakından alakası olmamasına rağmen inanılmaz gereksiz hassasiyet tartışmaları yaptı toplum, e, inanılmaz patinaj yaptı. Ya bunların hepsinin müsebbibi işte baş başa aktör Türk Futbol Federasyonu klub, yöneticileri klub maalesef. Allah yani. Baylok Baylok girmeyeceğim dedin ama Biz aslında, aslında girilmesi yani. lazım. eee Şimdi, Çay ocağında çalışan çaycı da baylok çıktı diye görevinden alındı filan. TFF Başkanı'nın e, iddiaya göre diyorum yine de e, baylok çıkmış olması ve hala aynı şekilde göreve devam ediyor olması gerçekten tuhaf, Anlaşılabilir değil. E, peki. Ben de hemen bitireyim evet, öyle evet, bir ki şey evet. Heyecanlı bir <laughs> konu olduğu için. Evet. Şimdi seçim geliyor. Samsun Spor eski başkanı aday. E, büyük Yıldırım. Ekşi, Büyük Ekşi aday. Servet Bey var. E, Erdal Alkış var. E, yani Yüksel Yıldırım haftaya yayın alalım yani. o zaman arayayım da ben yayın Ben Erdal Alkış'ın tanıtım toplantısına katıldım. Haftaya 15 Temmuz o. Aa evet. evet. Erdal Bey'in tanıtım toplantısına katıldım. Ben futbolları hiç anlamam. E, fakat ben anladım. Yani bir, bir şey yaptılar, sunum yaptılar. Ha, bu işte dediğim çok büyük güç, çok büyük para. Bu bayağı şey bir iş, enteresan bir iş yani. Onun için kritik bir konu yani. Federasyon başkanlığı mı? Yok, adaylık açıklaması yaptı Erdal Alkış. Hmm. Ben gazeteci olarak davetliydim, oraya gittim. Ee, yani çok da bildiğim bir konu değil. Hatta profesyonel futbol camiası da beni çok sevmiyor. Çok futbola karşı sert laflar ettiğim için. Ee, ama dinledim, izledim. Yani gerçekten Türkiye'de futbolun kötü yönetildiğine ben ikna oldum. Yani iyi yönetilme imkanları da var. Bakalım federasyondaki futbol insanları kimi seçer. Avrupa konusunda ben gireyim müsaade edersen Sevil Gireyim evet. oraya. Evet. Oraya girmeden Şimdi, ayrıca bu şu anki milli takım jenerasyonu en iyi jenerasyonlardan biri. Takım hiç. oyunu oynatamıyorlar. Hiç. Yani bu şu takım gerçekten yani o anlamıyla Hı. da yani şu anki mevcut şey kötü değildi ama bence bu takım daha ciddi bir başarı yakın. Çeyrek final az. Az, az, takım, az bence az. de az. Hollanda'yı resmen elimizden kaçırdık ya. Tek tek baktığında futbolcu profilleri çok iyi. İyi doğru. O zaman ileriden umutlu olabiliriz gelecekten. Yani. 2028'e kadar Şu çok parıltılı Hayır bir... ama böyle bir yönetim değil. tarzıyla... Üç üç erkek varsa o futbola girdin mi çıkamazsın. Tamam ben, ben hani çıkıyorum, söz veriyorum. Evet. söz veriyorum. Söz veriyorum, <laughs> söz veriyorum, çıkıyorum. <laughs>